Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu videomuzda önce Şubat ayındaki genel etkilerden bahsedeceğim. Daha sonra da bu gökyüzü görünümlerinin sizin burcunuzu nasıl etki verdiğinden bahsediyor olacağım. Evet Şubat ayına Kova burcundaki yeni ayla başlıyoruz. 1 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek yeni ayda hava elementi oldukça yoğun. Bu baskınlık bize aslında mantığın duygulara karşı daha ağır geleceğini, bu noktada hareket etmek isteyeceğimizi gösteriyor. üzerimizde uzun zamandır bir baskı hissediyorduk. O baskıya karşı bir takım yeni adımlar atmak isteyeceğiz bu Kova yeni ay ile birlikte. Fakat. Yeni Yine e, bu yeni ay Satürn sebebiyle bize bazı kısıtlanmaları, bazı engellenmeleri getirecek. Uranüs'ün yapmış olduğu yeni aya açı aslında e, bu kısıtlanmalara engellenmelere rağmen bizi öyle bir noktaya getirecek ki biz yeni bir adım atmak isteyeceğiz. Bulunduğumuz durumdan daha özgürleşmek, üzerimizdeki o baskıyı, Biraz olsun hafifletebilmek için e, yeni bir adım atma isteğinde olacağız bu kova yeni ayında. Finansal konularda yeni hedefler belirleyebiliriz kendimizde. Finansal anlamda özellikle bu yeni adımlara e, yönelmemiz mümkün kova yeni ayında. Fakat yeni girişimler için özellikle Merkür retrosunun bitiş tarihi olan 5 Şubat'ı beklememiz gerekiyor. Aynı zamanda ikili ilişkilerde de Yara aldığımız noktaları e, tamir etmek, oralarla ilgili bir takım e, girişimlerde bulunmayı destekleyen bir yeni ay olacak. Daha sonra 13 Ocak'ta retro hareketine başlamış olan Merkür, 5 Şubat itibariyle ileri hareketine geçiyor. 3-4 Şubat dikkat etmemiz gereken günler çünkü ileri harekete geçmeden önce 2 gün boyunca Merkür durağan konumda olacak. Bu durağan konumda oluşu da esasında retro boyunca yapmış olduğu etki kadar önemli bir görünümdür. Durağan konumdayken Merkür retro etkisi olabilir. 3-4 Şubat tarihlerinde retroda dikkat ettiğimiz her şeye önem vermeliyiz. İletişim süreçlerini daha dikkatli yönetmeye bu tarihlerde daha dikkatli olmalıyız ve 4 Şubat'ta Güneşle Satürn'ün kavuşumu var. Bu da önemli bir görünüm. Kendimizi e, yeniden yapılandırmaya çok müsait etkiler var. ama bir o kadar da aslında kendimizi baskı altında kısıtlanma halinde hissedebiliriz. Bu süreçte e, çevremize ve kendimize çok fazla baskı yapmamaya. Baskı yapmak yerine, daha fazla yapılandırma süreçlerine odaklanmaya. Daha böyle yapıcı ve ileriye dönük, kalıcı olan faaliyetleri planlamaya yönelebiliriz bugün. Aynı zamanda sağlığa da dikkat edilmesi gereken bir gün ciltle ilgili, kemikle ilgili, kalple ilgili sorunların artabileceği bir gün 4 Şubat tarihi. 8 Şubat'ta güzel bir açı var. Bizim enerjimizi ve girişimlerimizi destekleyen bir gün. Zaten Merkür de ileri konuma geçmiş olacak. Bugün daha böyle yenilikçi bir takım adımlar atabiliriz. Bazı girişimlerde bulunabiliriz. Bunu destekleyen bir gökyüzü. Görünümü var 8 Şubat'ta. 11 Şubat'a baktığımız zaman 11 Şubat'ta Merkür ile Plüton'un kavuşumu var. İletişim konuları önemli olacak. Eğer olumlu taraftan kullanabilirsek bu açıyı aslında o gün kendimizi son derece etkin bir şekilde ifade edebilir. Düşüncelerimizi gayet güçlü bir şekilde hayata geçirebiliriz. Fakat keskin bir bıçak gibi bu açı olaylara daha böyle takıntılı bakmak, güç savaşlarına girmek, Karşı taraftan da aynı tepkileri alabilmek bugün için mümkün. Bu yüzden manipülasyonlardan, güç savaşlarından, hırstan biraz daha uzak durulması gereken bir gün oluyor 11 Şubat. Ve 16 Şubat'a geldiğimizde de Aslan Burcunda bir dolunay olduğunu görüyoruz. Gayet önemli bir dolunay 16 Şubat'taki Aslan dolunayı çünkü. 19 Kasım'da yaşamış olduğumuz ay tutulmasını etkilerini tekrar gündeme getirecek bir dolunay olacak bu aslan dolunayı. Bulunduğu yer itibariyle e, o açıyı tetikleyip tekrar o dönem bizim önümüze ne tip e, konular düşmüşse hangi duygular içinde olmuşsak Onları yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Bu dolunayda özellikle dikkat etmemiz gereken konu ay tutulmasıyla birlikte fark etmemiz gerekenleri fark ettik mi? Yoksa bu olayları görmezden gelip yok mu saydık? Biraz daha onları özellikle de egomuz üzerinden tartacak, e, gündeme getirecek bir dolunay olacak, Aslan dolunayı. İkili ilişkilerde olaylara e, biraz daha geniş açıyla e, bakmaya çalışmak önemli olacak bu süreçte. Aynı zamanda inattan, hırstan mümkün olduğu kadar uzak durmak önemli olacak. Olaylarda biz egomuzu nasıl kullanıyoruz? Egomuzla birlikte olayları nasıl yönlendiriyoruz, biraz daha onların sonucunu göreceğiz aslında bu dolunay sürecinde. Dolunaydan sonra özellikle 16-25 Şubat aralığında gökyüzünde güzel görünümlü açılar var. Bir takım bitişleri aslında dolunay etkisiyle yaşayabiliriz. Fakat bu güzel açılar aslında bu bitişlerin de bizim uzun vadede hayrımıza olduğunu gösteriyor olacak. Girişimlerimizde bir takım fırsatlar yakalayabiliriz. Şanslı noktalarla karşılaşabiliriz. 16-25 Şubat arasında. Mümkün olduğu kadar farkındalığımızı yüksek tutmaya çalışalım bu süreç içinde. Ve sezgilerimizi de biraz daha dinleyebiliriz atacağımız adımlarda. 25 Şubat'a geldiğimiz zaman özellikle 25 Şubat'ta dikkat etmemiz gereken bir açı var. O gün olayları çok farklı algılama şansına sahip olabiliriz. Her zaman gördüğümüzden daha farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşabiliriz. Ama bu yaklaşım doğru da olmayabilir. Bu yüzden fevriliğin de söz konusu olabileceği ani kararların ani çıkışların bizi yanlış yollara sürükleyebileceği bir gün bugüne biraz dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha sakin kalıp dürtülerimize çok kapılmamaya özen göstermemiz bizim için daha iyi olacaktır 25 Şubat tarihinde. Şubat ayı genel anlamda sizlerin kazançlarınıza, harcamalarınıza, sahip olduklarınıza ve kayıplarınıza odaklanacağınız bir ay olacak. İkili ilişkilerinizde ve sosyal hayatınızda da bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alanda olumlu gelişmeler olabilir. Evet 1 Şubat'ta gerçekleşecek Kova yeni ayı. Özellikle sizlerin başkalarından gelen paralar ya da paylaşımlı paralarla ilgili durumlarınız varsa bu alanlarda bir takım e, değişimleri gündeminize getirecek. Özellikle de sizin dışınızda gelişen olaylar sebebiyle karşılaşacağınız e, durumlarda giderlerinizi dengelemek sizin için daha önemli olacak. Bu noktada e, bir takım pürüzlerle biraz uğraşıyor olacaksınız. Biraz daha odağınız yani bu e, kova yeni ayıyla. E, maddi konular olacak. Aynı zamanda cinsellikle ilgili olan konulara da daha fazla yoğunlaşacağınız bir ay olacağından bahsedebiliriz. 3-4 Şubat'a baktığımız zaman e, Merkürün durağan konumda olma hali. Sizin ortaklı ilişkilerinizde ya da ikili ilişkilerinizde e, sürdürdüğünüz iletişimde daha dikkatli olmanızı işaret ediyor. Bu alanlarda yanlış anlaşılmalar, bir anda e, alevlenen konular e, söz konusu olabilir. Biraz daha dikkatli bir iletişim e, yürütmek gerekecek 3-4 Şubat tarihlerinde. Yine 4 Şubat'a baktığımız zaman Finansal konularda biraz zorlanma hissedebilirsiniz. Güneşle e, Satürn'ün kavuşumu bu anlamda, finansal anlamda sizi birazcık zorlayabilir. 8 Şubat'ta e, hedeflerinize, ideallerinize e, ulaşmak için herhangi bir adım e, atabilirsiniz. E, o gün sizi destekleyen bir gün. Aynı zamanda ikili ilişkilerinizde partnerinizden de destek alabileceğiniz bir gün 8 Şubat. Bir ilişkiniz yoksa da eğer e, gruplar içinde yeni biriyle tanışmak 8 Şubat tarihinde mümkün olabilir. 11 Şubat'a geldiğimiz zaman işbirliği yapılan alanlarda mümkün olduğu kadar hırstan rekabetten e, uzak durmaya dikkat edilmesi gereken bir gün 11 Şubat. Bu anlamda ikili ilişkilerde de e, kıskançlıktan ya da takıntılı düşüncelerden uzakta durmak günü sizin çok daha verimli ve rahat geçirmenizi sağlayacak. Aslan dolunayı ise 16 Şubat'ta gerçekleşiyor. 19 Kasım'da gerçekleşmiş olan ay tutulmasının gündeminize getirdiği ileri dönük hedeflere dair atılması gereken adımlarla ilgili olaylar bu dönemde tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bununla ilgili bir takım olaylarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Biraz daha kazançlarınıza ve yeteneklerinize odaklanacağınız bir dönem olacak. Şubat'ın ikinci yarısı aslında. Kendinizi bu alanda çok daha fazla göstermek isteyeceksiniz. 19 Kasım'dan bu yana olan süreçte ilişkilerinizde aldığınız desteğin eğer hakkını vermediyseniz bu dönemde biraz ilişkilerinizle ilgili sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. E, mümkün olduğu kadar bu dolunay süresince sahip olduklarınızın değerini, kıymetini bilmeye çalışın. Bu size çok faydalı olacaktır. 16-25 Şubat tarihlerine baktığımızda da e, özel hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin, Yaşanabileceği günler olarak görebiliyoruz. Seyahat edebilirsiniz bu tarihlerde. Ee, yeni bir eğitime başlamanız mümkün olabilir. Sizi destekleyen bir süreç olacak bu konularla ilgili. Gruplar içinde daha aktif olacağınız günler. Fakat özellikle 25 Şubat tarihinde Arkadaşlarla olan diyaloglarda gerginlikler olabilir, sert çıkışlardan uzak durmaya gayret etmek 25 Şubat'ta sizin daha rahat geçirmenize yardımcı olacak. Şubat ayı sizler için bu etkileri barındırıyor. Umarım verimli ve keyifli bir ay olur. Tekrar Mart ayında görüşmek üzere, hoşçakalın.